Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bir aydır Malezya Kuala Lumpur'dayız ve artık Kuala Lumpur'dan çıkıp diğer şehirlere doğru ilerleme vakti ve çantalarımızı topladık. Bugün Penang'a doğru otostopla ilerleyeceğiz Nermin ablam ve Can'la birlikte. Gördüğünüz gibi çantalarımız hazır. Ne hissediyorsunuz? Uykum var. Can sen uyanabildin mi? Ben prensip olarak şu an hissetmiyorum. Can'ı öğleden sonra aramıza katacağımızı düşünüyoruz. O çünkü normalde bu saatlere alışkın değil. Nermin abla biraz daha alışkın diye düşünüyorum. Biz şimdi Grab çağırdık ve şehir merkezinin çıkışına kadar, Batu Caves'in o hizalarına kadar Grab ile gideceğiz. Çünkü toplu taşımayla da gitsek yine aynı fiyat. Ve biz Grab ile şehir merkezinin çıkışına kadar gideceğiz. Oradan da otostopla Penang'a doğru gitmeye çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Grab'imiz geldi. Bakalım çantalarımız sığacak mı? Şimdi siz koyun abla. Ne? Kola ulaşımda maskesi olanları. Benim var, ben ayarladım. Bende var bak, ben ayarladım. Sen onu da koy. Allah'tan bagajı büyük geldi, eşyalarımız çok. Ben maskeleri çıkartıyorum. Otostopta nasıl bulacağız çantaları? Araba, ben evet, bilmiyorum. Sıkıntı. Araba çanta bagajın boş alalım. Olması lazım. Maskelerimizi takalım ve gidelim bakalım başımıza neler gelecek. Hello. Çekildi mi? Saatlik yolculuğumuz olacak. Ondan sonra Batu Caves tarafında olmuş olacağız. Şehir merkezinden çıkmış olacağız. Oradan da otostopa başlayacağız. Aslında yolumuz çok uzun değil ama bakalım bizi ne kadar zorlayacak, ne kadar saatte gideceğiz. Onu merak ediyoruz. Bu arada Grab burada en güvenilir uygulama arkadaşlar. Normal direkt yoldan çevirip taksiye binmeyin. Geçen gün başıma geldi. Dolandırılma ihtimali çok yüksek. Kesinlikle Grab uygulamasına güvenerek kullanabilirsiniz. Biz şimdi taksiden indik arkadaşlar. Otobana yakın bir bölgede ve önce Nermin ablamızın tavsiyesi üzerine birazcık karnımızı doyuralım dedik. Çünkü çok uzun bir süre bekleyebiliriz yolda. Böyle geldik. Şimdi yiyecek bir şeyler bakıyoruz. Ne var abla? Yumurta. Şey de var. Kısır mı? Erişte. Kısır özür dilerim. Hayır, beş. Roti varsa roti güzel gider aslında. Şurada da bir şeyler var. Bak, samosa var. Aa, samosa. Hello. Good morning. You have roti? Good morning, Barota. Roti. Okay. How much? Roti 170. One ringgit 70. Okay, samosa. This samosa? One ringgit 20 cent. So what's the evidence? 120 samosalar 1.70 roti çanağı. Burası pahalı ha. 1.5'tu. Ben 1.5'tan yiyordum. Hello. Samosa da var. Şeyde orada 1.70. Samosalarda 1.20 tanesi. Samosa ucuz, roti pahalı. Samosa ucuz. Aynen. Yok, sıkıntı yok yani. Samosa gider bence. Ben bir roti çanağı. Ben de bir roti ve bir samosa yiyeceğim gibi. Roti. Roti, ek roti hep. Okay. Ben yumurtalı roti yiyeceğim ve bir tane de samosa keser gibi ya da iki tane, emin olamadım. Karnımızı doyuralım arkadaşlar, sabahın erken saatlerinde kendimize gelemedik, kan şekerimiz düşmesin. Hit lokantası bu arada,
Fark ettin değil mi? Abi bizi bu yerde temiz temiz merak etmeyin diye. Şimdi sipariş verme işi bana kaldı. Two roti chennai. Yes. Yumurtalı mı istiyorsunuz abla? Yumurtalı. Tamam. Yes. Egg roti chennai. Two samosa. Şey, three. Three roti chennai. Together with onion. Nice. Yes, yes. Okay. Two. Three. Roti telur, onion, three. I don't understand. Roti chennai have? Yeah. Yeah, okay. Roti chennai, three. Egg is it? Yes, three. Onion, nice. You know, normally for omelette? Omelette, like yes. Yeah, okay. Okay. One, how many? Three samosa. Three samosa. Yeah. Later, yeah. Ne dedi anlamadım ama bakalım ne verecek. Three samosa, yeah. Two. Three. Okay. Three roti chennai. Yeah, okay. Şöyle arkadaşlar, samosalar bunlar benim favorilerim. Samosaları verdiler, roti chennai'ler de peşinden gelecek. Otoyola çıkarken bir restoran. Samosa benim. Önce samosayla açılışım. Benim favorim samosa. Bakıyor, yorum ne yapacağız diye. Güzel dersek inşallah yiyecek, demezse girmeyecek. Dediğim çok iyi. Bence güzel. Güzel, sadece biraz soğuk o. Soğuk sevmiyor. Soğuk, evet. Ben de sıcak daha güzel oluyor. Aynen. Ne olursa olsun annemin gözlemelerinin yerini tutmuyor. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Ya bu bizim patatesli bohça böreği ya. Hazır yufkayla yapılan patatesli bohça böreği. Bu da her şeyi yiyemiyorsanız arkadaşlar, bu tarz bildiğimiz roti, işte samosa gibi bildiğimiz lezzetler daha böyle kolaya kaçmak. Bunun içi çok güzel. Evet. Diğerleri güzel. Çok acı oluyor. Bunun içi sonuna kadar acı gelmiyor. Baharatı yoğun değil. Şunlar. Pombe. 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 Turkey. Turkey. Yes. You. You. Malaysia. Sen içiyor musun? With ice. Eh? Yes. Tea ice lah. Yes. So sugar how? You want less sugar? No sugar. Less sugar. One less sugar. Yeah. One sugar, two nut sugar. Okay. Yeah. Two nut sugar ne demek ki? Şekersiz. Şekersiz mi istedin? Ben şekersiz içiyorum zaten. Sen? O şekerli içiyor. Olmaz da. Ben şöyle şeyler çok merak ediyorum. Ne gelecek? Bugüne şey kadar ilk defa sordular. Ketlerik şekerli mi olsun? Ben de aynı şeyi. Onun da geliyor. Onun da sant sorusu geldi abi. Ne gelecek acaba? Neyse, ben çalsın. Az şekerlisin de ben zaten kadar şeker kullanmıyorum. Change ederiz senle. Hayır, şimdiye kadar çünkü şey olmadı ki bizi hiç tehterik içen kimse bize çay sor. No sugar diyorsun. No sugar çünkü şekersiz. Kendin no sugar yiyebilirsin. Abi şey içeceksin diye siparişi bana verdiler. Kim bilir ne gelecek merak ediyorum. Tehterik biz kendim bildim bileli. Kendi küçüklüğümden beri tehterik içiyorum. Şekersiz içiyorum ya. Ben bir an can da şekersiz içiyor gibi geldi. Ben şekersiz içiyorum normalde de, şimdi sütlü çay şekersiz nasıl olur bilemediğim için az şeker dedim. Ben veririm sana. Can daha kendine gelemedi var ya, güne kötü başladı. Sen de üstüne tüzüme dedik. Daha güne başlamadı. Fena kavrayınca herhalde güne başlayacak Can. Herhalde. Ve geldi rotilerimiz arkadaşlar. No sugar. No sugar ya. Yeah. Less sugar over the other side. Yeah. Thank you. Okay, this is dal. This is coconut. What is this? Coconut. This for thosai. Normally you take it for thosai. You can also try, no problem. Okay. This is dal. Normally they take it for the roti. Neymiş? Roti için sosları ayrı getirdi. İstediğiniz kadarını alacaksın işte. Sos. Yetmedi, bize burada sos var. Bu acı sos büyük ihtimalle. Biz yumurtalı roti söyledik arkadaşlar. Farklı bir şey gelmedi bence. Sürpriz olmadı, süper oldu. Bu acı sos büyük ihtimalle, görünüşünden belli. Bunlar da... Here? Chicken curry and fish curry. Yeah, I... You want chicken curry, fish curry, I can bring it for you. Okay, no, thank you. Thank you. No, thank you. It's enough, okay. Şekersiz mi diye sordular, ben şekersiz dedim. Camını sevmedi. Getirdim bunu değiştirmek için, abimiz içti onu. Ve şimdi burada yenisini yapıyorlar tekrardan. Hello. Yes, hello.
Şimdi tekrardan yaptı abimiz. Öbürüne şeker katmak yerine sıfırdan bir teytarik yaptı. Şekerli bir şekilde. Can ve Nermin abla şekerli içiyormuş. Ben bir an unutup şekersiz istedim. Thank you, ma'am. Teribakasi. Okay, teribakasi. Sama sama. Teribakasi, sama sama. Evet, aldım ve Nermin ablama hediye. Nermin ablacığım, senin için sıfırdan yaptırdım. Ooo, sağ ol. Şekerli mi yaptırdın? Şekerli. Şekerli mi yaptırdın? Şeker dedim. Çok mu şekerli? Bak bakayım. Sen şekerli istiyorsun. Yok, az şekerli. Bak bakayım hangisini tercih edersen. Ben bir an unutup şekersiz söyleyince ortalık karıştı. Şimdi bizim büyük patron hesabı ödüyor. Bakalım kaç para tutmuş. All how much? Okay. Ragavan, Tamil, table connect panna mudiyuma? Wow, çok iyi. I'll send out someone. Samosa 3. Yeah. $49.90. $24.90. Sorry. 3 samosa, 3 roti, 3 fried rice. Kişi başı 5 ringgit hesapladık çünkü. Burası pahalıymış. Okay. Thank you. See you. Toplam yediklerimizi arkadaşlar 25 ringgit verdik. Ve pahalıydı. Aynen. Biz ablayla 5'er ringgit hesapladık, 8'er ringgit'e geldi ortalama. Pahalıydı burası. Tetrikler pahalı o zaman. Ya da biz mi yanlış hesapladık? Buna 1.70 dedi. Evet. Samosa'ya 1.20 dedi. 2.90 yapar. Tetrikler kaç para kişi başı? 4 ringgit falan o zaman. Soslar, soslar bence ekstra fiyat olabilir yani. Yoğunlar, sunumlar, dosyatırıp masaya falan koyduklarını ya. Niye sormadınız? Sordu, doğru dedi. Tekrar sordu hatta. 6-9 desek, 9-10'lar yapıyor. Yani geri 15 ringgit. 5'er ringgitte tehtarik olabilir. 5 ringgit tehtarik olamaz. 2 ringgit tehtarikler genelde. Mümkün değil. Soracağım abi. Türk kadınından kaçmaz. Hesap makinesinde de elini aldığına göre Nermin ablamız olaya müdahale olmuştu. Yes, 170 correct. Yes. 1, 2 is 120 samosa. Samosa. Yeah. So 120 times 3, 360. Correct. 3 samosa. Okay, it says 150. It's still not 120. I've been thinking only one is 120. Samosa is 150. No, this is roti. Roti 170, yeah. Roti is 350. Oh, onion roti, yeah. I didn't know. I thought it was a normal roti. Okay. Okay. Yine silin halt etme. Roti normalde 1.70
soğan ve yumurta koydurduğun için içine 3.30. Thank you. Benden dolayıymış arkadaşlar. Ama biz yani normalde rotinin demek ki boş fiyatını söylediler. Biz normalde yumurtalı yiyoruz. Yumurtalı fiyatı da hemen hemen aynı. Ve gel. Yine benden kaynaklı. Roti normali 1.70'miş. Soğan ve yumurta koyduğumuz için ekstra paraymış. 3.30'muş o da. Oğlum fetleri de şekersiz dedim. Niye indirim falan yok? Canım sağ olsun. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizin destekleriniz sayesinde kahvaltılarımızın zararını çıkartmış olacağız. Yazın yorumlara abi. İşte roti soğanlı mı soğansız mı? Evet. Sevdiniz mi? Artık menemen tartışması yeter. 25 yıldır aynı şeyi tartışıyoruz. Aynen. Biz de şimdi yola çıkacağız arkadaşlar. Siz yorumlarda buluşun. Biz geliyoruz tekrardan. Şimdi karnımızı da doyurduğumuza göre artık otostopa başlayabiliriz. Şimdi ara sokaktan geçip otobana bağlanacağız ve oradan otostopa başlayacağız. Artık asıl macera başlıyor. Nermin ablamız da bu arada bize sabah konseri veriyor. Tekrar söyler misin? Gak gak. Nerede kaldıydım ki? Uzun ince bir yoldayım. Hayır. Yani bir kısmı söyledim ya, nerede kaldım onu hatırlamıyorum. Evet. Alalım bir kuble. Uzun ince bir yoldayım. Sen de söyle. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece, vay, ay, bravo! Yemeğin üstüne yürüyerek ya, karnımız doymuş, enerjimiz de yerine geldi. Şimdi bakalım otostopta o enerjiyi tüketebilecek miyiz? Öyle bir sıkıntı var. Aynen, şimdi otobana doğru çıkıyoruz. Şöyle bir ara sokaktan otobana bağlanacağız. Otostopa başladık. Nermin ablam hızlı bir şekilde hemen parmağını kaldırdı ve otostopa kendisine güveniyoruz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir yolda. Ben şimdi ben böyle atlarım böyle. Bakalım ne kadar süre burada bekleyeceğiz. Aslında bulunduğumuz yer çok uzun bir yerde, bir tık şansa ihtiyacımız var. Ama şimdilik şansımızı deneyeceğiz. Bu arada Can da işte gideceğimiz yöne doğru işte Penang yazısı yazıyor. Penang'a doğru gideceğimiz için geçen araçlar nereye gideceğimizi daha rahat anlasın diye kağıt yazıyorlar. Otostopta bu işimizi daha da kolaylaştırıyor aslında. Motora otostop çekmemiz yok mu? Çok iyi olur. Çok iyi olur. Aa, şu kamyon da olur. Can. Derviş. Derviş. Derviş, yeah. Nice to meet you. Okay, thank you. Abi bizi burada otostop çekerken gördü ve yolda taksileri durduruyor. Biz kendisi için taksi durdurduğunu zannettik. Fakat bizim için taksi durduruyormuş. Yanlış anlaşılmayı düzelttik. Taksi durdurduktan sonra anladık tabii biz. Sonrasında kendisine teşekkür ettik ve gidiyor. Ya, Malezya insanlarını ben seviyorum çünkü gerçekten yardımseverler. Nasıl durdurdu? Araba durdu. Penang. We are going Penang. Penang, Penang. Penang. Yeah. You want taxi? No taxi. Then? Otostop. Hitchhike. 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 No money. Free, no money. Anti Penang. Yeah. Yeah, this is liar or no go Penang. Yeah. You must go bus station, take this. Yeah, we know, but we want to go with hitchhike. Yeah. It's for YouTube channel. Yeah, YouTube channel. Yeah, not problem. No, no taxi, no money. Yeah, YouTube. Yeah. Herimakasi. Taksiymiş, sanırım korsan taksiydi. Biz sevindik. Güzel bir araba durmuştu. Ama
ama taksiymiş. Aga be. Aga be. Sanki ben bilmiyorum aslında. He vallahi billahi ya. Neyse devam. Hello. I'm good, you? We are going Penang. Oh, you want to go to Penang? Yeah. You take taxi to... No taxi, no money. We are hitch... Autostop. You know? Problem, brother. We want to go to my work now. Okay. I have to go to my work. Okay. Stop to take okay, where are you from? I'm from Yemen. Yemen, okay, yeah. Thank you. I'm from Turkey. Turkey. Turkey, yeah. Welcome, brother. Welcome, thank you. Thank you, thank you. See you. Anything. You are taxi? Yeah, I grab, but we want to go to Penang. Yeah. But we make hitchhike. What? Hitchhike. No money. Hitchhike, yeah? You know hitchhike? What hitchhike? No taxi, no money. We are going Penang. Penang is very long, you know. Yeah, we know. Then I want to send you where? My place. No. We don't have money. Thank yeah, you. Okay, thank you. No money. I take you go to bus station. We know. Yeah, okay, okay. Yeah, okay, thank you. Thank you. Bu araç döndü geldi arkadaşlar. Biz otostopa geldi zannettim fakat Grab'miş kendisi. Biz şimdi ilk otostop çektiğimiz yeri değiştirdik. Daha uygun bir yere geldik. Şöyle cebinde oldu. Daha uygun bir yerde şimdi otostop çekiyoruz ki arabalar geldiği zaman hemen şu cepte durabilsin. İlk çektiğimiz yerde böyle bir alan yoktu. Burasının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Bir tane pick-up durdu. Şimdi bizimkiler pick-up'la konuşmaya gittiler. Pick-up alırsa çok güzel olur. Şimdi konuşuyorlar. Otostop için durmuş. Bundan emin olduk şu anda. Yok, uygun olmadı. Yine üzüldü. Sola dönüyormuş. Bu da olmadı. Yine yanlış alarm. Şimdi bir araba daha durdu. Ben şimdi ona koşarak gidiyorum. Bakalım nereye gidiyorum. Hello. We are going Penang. Penang? Yeah. Penang. Penang. You know Penang? Oh, Penang. Penang. Yeah, yeah, Penang. You, where are you going? I want to Kebrukov. On the road? On the road, maybe... Okay, not problem. We are coming. Coming, yeah. Yeah. Little going, not problem. Okay. Oh, yeah, yeah. Where are you going, bro? I just saw you guys here, so I... Not Grab, not Grab. No, not Grab. Grab? I thought you need help. Okay. Bu belli bir yere kadar gidiyormuş, sizi bırakayım diyor. Bir yere kadar gidiyorum dedi, sizi bırakırım. Şimdi bu arabaya bineceğiz bakalım. What? Penang, yeah. Hotel. No hotel. Penang, Georgetown. Oh, Georgetown. Yeah. You? Bakayım nereye kadar gidiyormuş. Thank you. Where are you from? I'm from Turkey. You? Here. Ah, here. Malaysia. Malaysia. We have to go to Penang. Where you go? Where are you going, bro? Kebrukov. Where is? In Selangor. Hulu, Selangor. Penang long? Penang. 300 kilometer. 300.
Okay, not problem. Şehirden çıkalım da. Aynen. Belli bir yere kadar gidelim. Aynen, İlk arabamıza bindik. Uzun bir kaç dakika bekliyoruz? Ne kadar bir tur bekliyoruz? Herhalde bir 40 dakikadır falan bekliyoruz. Aynen 40 dakikada falan bekledik. Şimdi yarım aldı bizi bir yere kadar götürecek. Şehirden çıktıktan sonrası kolay diye düşünüyoruz. Şehirden çıkmak zor burada yani. Aynen. Kesinlikle. Çok düşünceli. Şu anda adam nereye gidiyor diye bakıyor. Bence hiç gerek yok. Ama yani yol üstü. Sapta yerde. Önce yerde stop iner. Aynen öyle. YouTube channel ya, yeah? Not problem. Okay. Okay. You know, Turkey? Yeah, İstanbul. Derviş parçalamaya çalışıyor. What name is you? YouTube name. YouTube name? Yeah. My YouTube name, Gezgin Derviş. Yeah. Difficult. Penang'a mı gidiyorsa? Bizden para mı isteyecekler mi şu yoksa sen? Ben vallahi bir şey konuşuyor para norm para dedim yani. Bu sefer güvenin bana abla. Para isterse atlar gideriz. Plaka yazıyor. Taksi bir şey lan ya vallahi anlamadım. Bak sağda bozuk paralar var. Bro, you going Penang? Ha. Penang? Penang? Ha. You going? Ha, I hometown. Hometown Penang. Hometown? Ah, your hometown Penang? Ha. Aha. You don't want money from us. No money. Huh? We are no we, money. No money. We hitchhike. Oh. Okay. Yeah. I'm safe. You no money, yeah? No money. Oh. Okay. You are Malayan? What? You speak Malay? Just a moment. What am I going to say? I send you to Kitabi station, Kena. No. Kitabi station. Just no station. You want to go Penang Road? Kitabi station or bus station? No, no bus station. On the road. On the road? On the road. Maybe. Me, after 10 o'clock we work. Anlıyor musunuz? Şu an ortalık karıştı. Aynen ben özellikle binerken dedim ki arkadaşlar yani para yok biz otostop çekiyoruz dedim. Şu anda paradan bahsediyor. Büyük ihtimalle başta anlamadı çünkü İngilizcesi çok yok. Benim de çok İngilizcem olmayınca olmayan İngilizceler çarpıştı sanırım. Şu anda biz hani bizde para yok biz otostop çekiyoruz dediğimiz zaman çünkü ilk başta Penang'a gitmiyorum dedi ve şimdi Penang için hazırlık yapıyordu ve Penang'a gidiyorum dedi. Biz ondan şüphelendik zaten. Joftan Penang and you want to go? What? Joftan. Joftan Penang. Joftan yeah, Penang. But they have no money. They are just checking. Oh, they're checking. Yeah. You know? Evet arkadaşlar şimdi adama sorduğumuz zaman nereye gidiyorsun dediğimiz zaman adam Penang dedi. Bir telefonla görüştü bir şeyler yaptı ve şu an Penang'a gittiğimizi düşünüyoruz ve para da vermeyeceğiz büyük ihtimalle çünkü parasız gittiğimizi söyledik. Yani ya tek atış Penang'a bulduk ama şimdi suç burada bende değil arkadaşlar. Sabah gittik aç karnına hani bir kahvaltı yapalım dedi yola çıkmadan önce. Gittik hani dedim ki roti siparişini ben veririm dedi. Rotiyi verdim adam şimdi bana bir şeyler anlatıyor. Meğerse soğan diyormuş. Soğan İngilizcesi neydi? Adam bana onion diyor. Ben de omlet anlıyorum. Sabah karnım aç zaten. Yumurta mumurta. Omlet dedim. Tamam dedim. Okey getir dedim. Adam rotileri bir getirdi. Soğanlı omletmiş meğerse. Soğanlı rotiymiş meğerse. Arada benim bir günahım yok. Sabah aç karnımla. Ben omlet yani aylardır bir aydır Malezya'dayız. Canımız kahvaltı çekti. Belki de omlet açardım ben. Ondan sonra tek tarik siparişi verdik.
adam yani bir aydır Malezya'nın hiçbir yerinde ekstra şeker sormadılar. Adam kalktı bana yani hani İngilizcesi olmayan bana, o kadar 3 kişi arasında bana kalktı, dedi ki şeker istiyor musunuz dedi. Ben de atladım, dedim ki no dedim ya. Şöyle düşündüm ben. Bize hiç şeker sormadılar çünkü tehtarik. Ben de normalde zaten şeker kullanmıyorum. Ben de no dedim ve geldi. Orada da benim bir kabahatim yok. Çünkü diğer arkadaşlar İngilizce bilmesine rağmen onlar da aslında hani şeker isteyebilirlerdi. Ve otostopta da yine aslında benim suçum yok. Araba durdu. Ben dedim ki araba durdu. Can dedi ki hadi git dedi. Bir sor bakalım nereye gidiyormuş. Yine ben İngilizcesi olmayan geldik adamla konuştuk, adama başta dedim ki hani bak zaten bildiğim kelimeler sınırlı. No money dedim, hitchhike dedim ve hani biz Penang'a gidiyoruz dedim. Okey dedi, hani belli bir yere kadar gidiyorum dedi. Sizi bırakabilirim. Yani burada benim bir suçum var mı? Bir anlatın Allah'ını seversiniz ya. Yok canım, aşkım. Ama siz bana güvenin, yani bu şansa gidersek sabah Türkiye'deyiz. Kim suçlu biliyor musun? Kim? Adam. Neden? Sabahtan beri o adam suçlu. Sabah direkt gelip bizi hostelin önünden almadığı için. Aynen. Adam suçlu. Şimdi bakalım yol boyunca başımıza daha neler gelecek. Şu anda tahmin ediyorum ki Penang'a tek atış gidiyoruz. Ben yine Vosos buldum. Dünyanın bir ucuna yine Vosos'tan vazgeçemedim. Yanlışlıkla tek atış Penang'a geldik. Fakat inişte herhangi bir sıkıntı yaşayacak mıyız bilmiyoruz. Arkadaş bizi şu anda Penang'a getirdi. Ve şu anda da Georgetown Köprüsü'nün üzerindeyiz. Ve Penang'a giriş yapıyoruz. Georgetown'da giriş yapıyoruz. Ve bu köprünün uzunluğu eğer yanlış bilmiyorsam 8 kilometre gibi bir uzunluğa sahip. Şimdi bakalım. Herhangi bir para isteyecek mi? Herhangi bir ücret isteyecek mi bizde? Şöyle ben çantayı sağlama alayım. Bizimkiler de şimdi çantalarını alıyorlar. Nasıl sıcak lan? Yanıyor. Yere klimalı yardım inince mahvettim. Thank you brother. Thank you very much. Evet, kendisine buradan teşekkür ediyoruz kendisi. YouTube name. YouTube name, yeah, okay. I'm right. Belal derviş. Yanlış anlamamış derviş. Hemen bir abone daha kasalım. 35 numara ne? Allah, pici yanıyor yani. Siz burada. Okay. Thank you so much. Terima kasih. See you later. Evet geldik arkadaşlar. Tek atış. Evet arkadaşlar sonunda geldik. Yani biz hep tedirgindik. Acaba bir para isteyecek mi? Yok taksi mi? Bizi yanlış mı anladı vesaire. Adam çıktı. Bizimle Penang'a kadar geldi. Penang'a gitmeyeceğini söyledi. Normalde onun gideceği yerden sonra ve 300 kilometremiz olacaktı. Fakat bütün yolu geldik ve şu anda Penang'dayız. Georgetown'dayız. Efsane rahat bir yolculuk oldu. Nermin ablamın yüzü gülüyor şu anda. Bu arkadaşı gömdük ama doğru bir şey yapmış evet. Allah'tan yani. Siz iki kör topalı bir araya getirseniz öyle olur. Ben İngilizce süper. Bilmiyorum. Süper. Tek atış 400 kilometre yol geldik. Efsane geldik. Klimalı serin serin. Bugün ballıyız. Kapıları açtı ya, ben dedim ki tamam tamam çok iyi. Bugün ballıyız. Can ne düşünüyorsun? Vallahi ballıyız ya. Adam bir abone oldu ya. Adam bize kazandırdı yani. Bence bu adam. Bu arada bence bu adam buraya gelmeyecekti. Baktı ki bizle anlaşamayacak hiçbir şekilde. Aynen. Ben bunları bırakayım. O çünkü emmezsin. Yok daha neler. O bana. 400 kilometre bırak. Abla şöyle bir durum var. Ben onunla konuştuğum zaman bana dedi ki bak, benim gittiğim adam, yerden sonra dedi sizin 300 evet. kilometreniz var dedi. Evet. Bu 300 adam kilometre. Blue Lagoon diye bir yere, öyle bir yere gidecekti. Blue Lagoon bir yer dedi bana. Ben haritada buldum orayı. Ondan sonra ne olduysa Penang'a gelesi geldi yani. Aynen ya, çünkü adam o kadar İngilizce... Anasını babasını özlemiş galiba çünkü benim şeyim dedi, hometown dedi, benim memleketim orası dedi. Aynen. Şu anda Penang'deyiz arkadaşlar. Biz şimdi hostel hemen bulmamız lazım. Hızlı bir şekilde Penang gezisi başlasın. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size ama inanmayacaksınız. Bakın burada neler buldum. Vostok cennetine düştüm. Oha çok iyi. Şunlara bakın. Şuraya bakın, burası bir
Bostos tamircisi galiba. Çok iyi değil mi ya? Dünyanın öbür ucunda yine Bostos'ları buldum. Şimdi ilk bulduğumuz hostele geldik arkadaşlar. Buraya bir fiyat soracağız ve boş yer var mı diye bir bakacağız. Nermin abla daha önce burada kalmış. Bir günlük idare edersek belki sağlıklı oturup düşündüğümüz zaman, sağlıklı oturup araştırdığımız zaman daha iyi bir yer buluruz diye düşünüyoruz. İnsan bir asansör koyar şuraya be. Nermin abla elinde eşyalarını yukarı kadar çıkartıyor. Allah'ım ya. Geçen sefer onlar taşıdıydı. Fiyat yaptılar da bana. İyi özel oda. Bence bu fiyata gayet iyi. Ve ben lokasyon çok kalmıştım. Lokasyon çok iyi değil mi? One more. One more. Yes. I'm older. Yolda bu kadar yorulmadık abla ha. Ben de burada kalmıştım. Muhalde. Alright, remove our shoes. Okay. Sağdaki odada. Yes. Şöyle ayakkabı da çıkartalım. I stayed here before. Bizliyorum ya. Yes. Ya şurada. Oo, efsane o gençler oda. Oo, çok iyi değil mi ya? Özel banyosu da var. O da gayet güzel. Oo, ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Tamam, çok da oldu. Adam buradayken. Ay. Hemen böyle sol tarafta okay tuvalet, mi? Banyo, lavabo. Kesinlikle evet. Okey. Okey. Ve okey. Şöyle bir manzaraya sahip. Vay. Because we are yok. Ha, maybe it's of, çok iyi değil mi ya? Şöyle hemen caddede ve hemen burası okyanus mu oluyor? Okay, for 2 days now. It's okay after. After we can speak again. Okay, I'll book for you first right now. Okay. Oh. Manzaramız efsane. Aynen çok iyi abla ya. Okay, I need one of your passport. Ah, yeah. Yeah. One passport? Just one with you. Anyone. Okay. Ben de vereyim. Ben veriyorum, veriyorum. Çok iyi. Ve benim en sevdiğim yanlarından bir tanesi şey oldu. Bostosçu'ya yakın. Ben giderim orada. Bostosçu'ya ya. Ama manzara da çok iyi canım. Biz seninle buraya gelmiştik değil mi? Oğlum şuraya evet. Çay kahve alırız dışarıdan. Şuraya oturup keyif yaparız gece. Kesinlikle. Çok iyi ya. Ablacım. Haa, you remember me ya. Sen burası için idare eder. Çok iyi değil dedin ya, galiba. Ya şöyle. Ortak alanı gördünüz ya. Kilitli evet. Kapıyla giriyorsun. Genelde mesela bu saatlerde gelip şey yapıyorlar, açıyorlar. Sabah mesela kalktın ortak alana giremiyorsun. Evet. Kapalı oluyor. Onun için hani ortak alan olayı burada iptal. Abi şimdi bir terasımız varmış, bir de ortak alanımız varmış. Bunlar için koridorun sonunda, şöyle koridoru da göstereyim arkadaşlar. Mavi odadayız. Mavi yine benim yakamı bırakmadı. Mavi bizim sevdamız biliyorsunuz. Hemen burada. Oo. Şöyle en alt kat var arkadaşlar. Çok tehlikeli. Benim yükseklik korkum var sanırım, onu anladım. Burada yine tuvalet ve lavabolar var. Ve sanırım buradan da terasa çıkılıyor. Ben buradan çıkarım aga. Wow. Çok iyi. Of, çok iyi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Efsane değil mi ya? Oo, çok güzel yere geldik bence. Evet arkadaşlar, pedal bizim için efsane başladı bence. Tek atış otostopla buraya geldik. Kaldığımız yeri de ben kesinlikle sevdim. Çünkü burası merkezde. Daha önce Penang'a geldiğim zaman da buralara az çok atılıyorum. Hemen şu karşı tarafta gezmiştik. Biz yine Can'la birlikte gelmiştik. Ve merkezi lokasyonda hemen karşımızda efsane bir manzara var. Ve terası var. Biz burada şimdi çok güzel drone görüntüleri de alırız. Penang gezisi benim için efsane başladı. Takipte kalın.
Ve ben videoyu burada artık yavaş yavaş sonlandırıyorum. Biz yine yıllar sonra Can'la birlikte yine Fener sokaklarındayız. Ve bugün bu sefer yanımızda Nermin ablamız da var. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Penang serisiyle bir süre devam edeceğiz. Ve dünyayı gezmeye, bir süre Asya'da olmaya ve yeni maceralarla, yeni hikayelerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.